Herkese merhabalar dileyelim. Antalya Spor'un başarılı teknik patronu Bülent Korkmaz şu anda yanımızda. Özel röportaj bölümümüzde kendisiyle sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Bizi kırmadınız hocam. Çok teşekkür edelim size de. Nasıl gidiyor kamp süreci, öncelikle yeni sezon öncesi hazırlıklar nasıl devam ediyor? Sizden dinleyelim hocam. Antalya'da başladık kampa. Antalya'da bir hafta kamp dönemini geçirdik. Sonra Erzurum'a geçtik. Geçen sezon başının ilk kamp dönemini de orada geçirmiştim. Güzel bir ortam vardı. Orada güzel bir kamp dönemi geçti. Şimdi Bolu'dayız. Bolu'da devam ediyor kampımız. İşte bir Doğukan oyuncumuz Erzurum'da sakatlandı. Onu getirmedik. Orada Antalya'da özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavisini oluyor. Genelde iyi gidiyor. Burada zaten çoğunlukla hazırlık maçları oynuyoruz. İşte ilkini oynadık. Sonra 3 tane daha oynayacağız. Bu hazırlık maçlarda düşündüğümüz oyun sistemini, düzenini, oyun şablonunu oturtmaya çalışacağız. Güzel gidiyor her şey. Hocam transferlere değinelim. Yeni transferlerle evet. İlgili sizden de detayları dinleyebilir miyiz? Sonra da genç oyunculara oldukça şans veriyorsunuz. Evet. Buna da değinelim hocam ikisinde. Transfer olarak Atif Şeyşu'yu aldık. Çok kaliteli bir oyuncu. Zaten oynadığı takımlarda özellikle geçen sene Rize Spor'un ligde kalmasına çok büyük katkı sağladı. Okan Hoca ile beraber diyelim. O inşallah oyunumuza bir farklı oyun şekli yaratacak. Ufuk diye bir Karagümrük'ten genç bir oyuncu aldık. Onu devamlı takip ediyorduk. Geleceği çok iyi olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir de Harun aldık Bodrum'dan. O da genç bir arkadaşımız. İnşallah o da hocam, daha iyi olur. Hocam ilgili de çok büyük yazılıp çizilen başarılı olacağı konusunda. İnşallah yani amacımız. Çok konuşuluyor çünkü kendisi. Yani amacımız onları hem profesyonel anlamda iyi bir eğitimden geçirebilmek. Hem de saha içindeki, çünkü ben pozisyon oyuna çok önem veren bir teknik direktörüm. Pozisyon oyununda doğrusunu yapabilmesi için hem savunmada hem hücumda o gelişmeyi sağlamaya çalışıyoruz. İyi gidiyor, onlar da iyi gidiyor. Transfer olarak 3 mevkide oyuncu almak istiyorum 3 mevkiye. Tabii çok uğraşıyor başkanımız ve babası Fikret Öztürk Başkan, o da dernek başkanı oldu. Yöneticilerimiz çok uğraşıyor ama biliyorsunuz Antalya'nın geçmişten gelen çok büyük sıkıntıları var. O sıkıntılar hala devam ediyor. Onları da bir an önce gidermeye çalışıyorlar ama bu iki senelik süreç, önümüzdeki iki senelik süreç gerçekten Antalya Spor için zor bir süreç. Bu süreci geçtikten sonra önünün daha aydınlık ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu transferleri de yapmak istiyorlar. Tabii ki bu biraz transferler hani maddi anlamda, ekonomi anlamda kulübü zorlamayacak. Hem oyuncu kalitesi olarak iyi olacak hem de kulübü zorlamayacak. Oyuncular bakıyoruz. Biz zaten geçen senenin ikinci yarısına itibaren hem canlı seyretmeye ben ekibim ve Sadat Karabük var. Onun squad ekibin başı. Onunla beraber ekibi seyretti. Programlardan seyrediyoruz. Dolayısıyla uğraşıyoruz, çalışıyor. Yöneticilerimiz, başkanımız da çalışıyor. İnşallah bu mevkileri oyuncu transfer ederiz. Edersek en azından bu sene için iyi bir takım kurmuş olabiliriz. Elimizdeki mevcut oyuncular iyi oyuncular, karakterli oyuncular. Ben her zaman geçen sene bunu belirtiyordum. O karaktere uygun, hem oyun olarak hem de karakter uygun oyuncu bulmaya çalışıyoruz. Hocam genç oyunculara değindik ama şans verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Peki kafanızdaki mantaliteyi öğrenebilir miyiz onlardan? Ben teknik direktörle başladığım günden itibaren genç oyuncular üzerinde çok duran bir teknik direktörüm. Çünkü ben Galatasaray'da oynarken 19 yaşında oynadım. Sağ olsun Mustafa Denizli hocam bana o cesareti, benimle o cesareti gördü veya o kendi cesaretiyle beraber benim cesaretim birleşince, o güç birleşince Galatasaray'da oynamaya devam ettim. Belki ondan etkilenmiş olabilir. Ama ben her zaman için gençlere önem veren, bu ülkenin üretmesi gerektiğini, futbolcu üretmesi gerektiğini düşünen bir spor adamıyım. Geçen sene Bahadır Doğukan örneği vardı. Alt liglerde oynamışlardı. Ben Süper Lig'de oynattım. Ve hiç kesmediniz hocam. Yani zaman zaman kesip yediler. Zaman zaman
Ödül varsa ceza da var hocam tabii. Olmadan olmaz. Ya, oluyor bazen. Yani, genç olmasına rağmen hiç onu kırmadan, yani bizim gözlemlerimiz, kendi adıma söyleyeyim hocam. Evet. Şans vermeye devam ettiniz çünkü. Onlarda o potansiyeli gördüğüm için, yani potansiyeli görmesem veremem. Vermem de. Bursa'da bunu da yaptım. Sercan olsun, Volkan Şen olsun, Bekir olsun, Eren olsun, Serkan Kurtuluş. O dönemde de ben A takıma çıkarttım ve bazılarını oynattım. Bu dönemde de işte geçen sene Fehmi vardı. Benim üzerinde çok durduğum bir oyuncu. Santrafor olarak 16 yaşında. Hem kupada oynattım. Fenerbahçe maçı oynatmıştım ki oynatmaya devam edecektim ama çapraz bağ ameliyatından dolayı rehabilitasyonu devam ediyor. Yani kendini geliştirirse, daha da çok çalışırsa bu ülkede çok iyi bir santraforun geleceğinin habercisi olabilir. Ama tabii kendini geliştirmesi lazım. Biz de buna yardımcı olacağız. Şu anda elimde bulunan mevcut kadroda benim kendim altyapıda tercih ettiğim Sedat Karabük'ün işte söylediği ve biz de alıp antrenmana çıkardığımız Halil İbrahim var, Bünyamin var, Erman var. Şimdi Sergen diye bir oyuncumuz var. Onu kiralık olarak veriyoruz ki alt ligde oynasın diye. Oyuncuları takip ediyoruz. Gözlemliyoruz. İnşallah zaten burada benim asıl hedefim, hayalim 2 sene sonra bu oyuncu grubundan ilk 11'e baktığınız zaman Antalyaspor'a 5-6 altyapıdan yetişen oyuncu oynatmak. Antalyaspor'da benim düşüncem, hayalim bu. Hani inşallah burada oluruz. 2 sene sonra da bu çocukları, genç arkadaşlarımızı Türk futboluna kazandırırız. Uzun yıllar sizi burada işler iyi giderse izleyeceğiz yani bu hocam. İşler iyi. Bu iş öyle, Türkiye'de böyle işler iyi giderse inşallah burada olurum. Çünkü çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir ortağım var. Ki biz geçen sene sezon başı çok büyük kaos yaşadık. Evet, o kaosa rağmen, şimdi o kaosa rağmen çok mutluydum. Oyuncularıma hep söylüyordum. Sizler yani oyuncular mutluysa zaten ben mutluyum. Oyuncular mutluysa zaten ben mutlu olmam gibi bir durumum yok. Tabii ki onların, bizim en büyük takımın en büyük özelliği, gerçekten birçok takımdan ayıran özellik, birbirini seven, birbirine bağlı. Aile bağları çok güçlü bir takımız. Geçen sene hiç kimsenin beklemediği bu sonucu almamızın en büyük sebebi, birinci sebebi bu. Çok düşmenin favorisi gözüyle bakılıyordu geçtiğimiz senenin başında. Bakılıyor. O gözle bakılıyordu, bakılıyor. Ama sonrasında bambaşka, hatta Avrupa'yı kıl payı kaçırdı. Evet, yani bu oyuncular yaptı. Ben her yerde her zaman söylüyorum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü fazlasıyla hak ediyorlar. Bizim en büyük silahımız veya en büyük avantajımız hep pozitif olmak, hep olumlu olmak. Ben oyuncularıma hep bunu diyorum. Şartlar ne olursa olsun hep pozitif olacağız, hep olumlu olacağız. Bizi bu götürdü bir yere. Dolayısıyla oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geçen seneyle ilgili iyi ve kötü unutamadığınız ne var hocam? Aslında sezonu iyi başladık, iyi bitirdik. Benim tek şey olarak, takımda eksik olarak gördüğüm, biz 50 gol yedik, 51 gol yedik ama bunu yarısını 6 maçta yedik. Bu 6 maç, işte 6 yediğimiz, 5 maç yediğimiz, 2 tane 4 gol yediğimiz maçlar var. Biz oyundan koptuk bu 6 maçta. Yani baktığınız zaman totale 28 maçta hiç oyundan kopmayan ve oyuna hakim olan veya skora hakim olan veya oyun içinde olan ve kazanmaya aday bir takımdık. Bu 6 maçta koptuk. Bu sene bunu kesinlikle oyuncularıma söyledim. Bizim geçen seneden negatif, eksi olarak gördüğümüz bu. Bunu yapmayacağız. Eğer bu şekilde 28 maç gibi davranırsak o zaman düşündüğümüzün daha iyisini yapabiliriz. Oradaki kusur neydi yani hocam? Neyi başaramamıştı? Bu tabii yani teknik neydi? Direktör olarak benim de tabii ki hatam var. Çünkü nihayet ben bir 11 çıkarıyorum. Oyuncu değişiklikleri yapıyorum. Belki oyuncu değişikliklerinde hatamız var. Veya 1-0'dan sonra kazanma isteği oyuncularda fazla olabilir. Yani oyunu çevirme isteği. Bunu geçmiş maçlarda yaptık. O oyundan kopmaları, oyun disiplini ve taktik disiplinleri elden gidiyor. Tabii ki bu mağlubiyetlerin en büyük sorumlusu teknik direktör olarak benim. Bunda da oyuncularıma gereken ikazı ve çalışmayı da yaptırıyoruz. İnşallah bu sene böyle bir şey olmayacak. Hocam geçtiğimiz seneden bahsederken Mevlüt Erdinç faktörü de vardı. Evet, takımımızda. Evet. Ona da değinelim mi? Çünkü tabii, takımda tabii. Olmasını ister miydiniz? Yeni sezonda görmek ister misiniz Mevlüt'ü tekrar? Yani Mevlüt'ü insan olarak çok seviyorum. Çok farklı bir yapıda insan. Gerçekten çok değerli, ahlaklı, profesyonel. Bence örnek, genç oyuncuların örnek alması gereken bir
profesyonel oyuncu. Çünkü oynatmadığımız dönemler oldu. Oynatmadığımız dönemlerde bile çalıştı, çabaladı ve sonunda formayı hak etti ki 14 gol attı. Baktığınız zaman 14 gol iyi bir gol çünkü full devamlı oynamadı. Yani böyle bir oyuncu isteriz ama bize maalesef yani bizim de kulübün de bir maddi olarak bir rayici var. Tamam. Onun üzerine biz kesinlikle çıkmayacağız. Öyle de olmalı bence. Çünkü onun üzerine çıktığınız her dönem borçlar daha da fazla oluyor ve kulübü idare etmek başkan ve yöneticiler adına çok zor oluyor ki. Ya burada başkanın, babasının ve yöneticilerin bu işe el atması bence Antalyaspor'un kurtuluşu. Dolayısıyla her zaman için biz daha tedbirli ki işte 3 mevkide oynayacak istiyorum ama bizim istediğimiz şartların oluşması lazım. O şartlar oluşmadığı zaman da sıkıntı oluyor kulüp adına maddi anlamda. Dolayısıyla mevcutu istiyoruz ama dediğim gibi yani şartların oluşması lazım. Sayın başkanlarla da iyi bir iletişimimiz var sanki hocam. Ali Şafak Öztürk'le sayın. Ya ben buraya geldiğimde, Antalya'ya geldiğimde eski başkanımıza da söyledim. Onlara da teşekkür ediyorum yöneticilerle beraber. Sevgi saygı çerçevesinde her şeyin olması gerektiğini. Yani nasıl devam ettiğimiz zaman o sevgi saygı oluyorsa ayrıldığımız zaman da, çünkü bu ayrılık olacak. Ne zaman olur? İnşallah geç olur. Sevgi ve saygı içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anki mevcut başkanımızın biliyorsunuz yani Türkiye kamuoyunda çok tanınmış bir marka değeri var. Ve gerçekten aile olarak da bu ülkeye çok faydaları var. Her yönden. Yönettikleri şirketler anlamında hem de ülkeye gerçekten çok büyük faydaları var. İyi bir ilişkimiz var. Bence olması gereken bu. Herkesin ortak bir noktası var. O ortak noktada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hocam geçmiş seneden devam ediyorken şunu da söylemeden geçmeyelim. Galatasaray geçtiğimiz senenin şampiyonu oldu. Evet. Geçtiğimiz seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonluk yarışıyla ilgili düşünceniz ne? Vallahi yani o stresi, o baskıyı kaldıran, ben o zaman da dedim. O çünkü stresi... Galatasaray çok iyi bir performans sergiledi. Evet. Yani Başakşehir'le ilgili şunu söylüyordum ben. O stresi, o baskıyı, o psikolojik ortamı kaldırabilen ve ona dayanabilen şampiyon olacak dedik. Evet, Başakşehir gerçekten son 3 senedir Abdullah Avcı'yla beraber çok iyi performans gösterdi. Ama istedikleri şampiyonluğu, o kadar büyük yatırım yapmalarını yapamadılar. Bu da Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, oyuncuların o psikoloji, o baskı, o stresi çok iyi yönetmesinden kaynaklanıyor. Çünkü nihayetinde şampiyonla oynadığınız zaman bunun üstesinden gelmeniz lazım. Çünkü futbolcuyken bunu birçok defa yaşadım. Dolayısıyla onu yaşayan veya onu çok iyi idare eden kazandı. Sayın Fatih Terim'e de değinmeden geçmeyelim. Kendisine çok büyük katkısı vardı tabii, siz de belirttiniz hocam. Tabii muhakkak, yani şimdi Türk futboluna baktığınız zaman en çok şampiyon olan teknik direktör. Kesinlikle. Yani bunu hani başarılı mı başarısız mı diye hiçbir zaman atletmeyeceğim. Çünkü her şey ortada. Dolayısıyla yani çok değerli bir teknik direktör. Bizlere de çok büyük katkısı oldu. Şenol Güneş'in, Mustafa Denizli'nin. Onlar da çok değerli teknik direktörler. Dolayısıyla bence en fazla şampiyonluğu yaşamış teknik direktör. Hocam Antalyaspor'a döndüğümüzde ise Antalyaspor'da hedef olarak Türkiye Kupası var mı? En son yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında Antalyaspor kupayı almıştı Galatasaray'la finalde ve siz de kadroda vardınız. Yedekler arasındaydınız belki. Final oynadı. Antalyaspor final oynadı. Evet. Evet. 5-3 Galatasaray takımı kazanmış. Evet. Yani benim oynadım. Aynen, Galatasaray'da siz de oynadınız. O maçta final maçında oynamadım. Evet, final maçı oynamıştı. Oynamadım. Siz oynamamıştınız. Oynamadım. O UEFA Kupası'nın maçından doğru önceydi. Doğru söyledim. Evet, doğru. Evet. Yedekteydim ben. Çünkü o maçtan bir maç önce kaşım açılmıştı. Evet. Dolayısıyla o riske girmek istemedi hoca. Doktorumuz Buranus da o riske girmek istemedi. O maçta oynamadım. Yedek kulübesindeydim. Antalyaspor'da böyle bir hedef var mı peki hocam? Tabii ki yani her teknik direktörün, her oyuncunun, her kulübün, her şeyin bir hedefi olmalı bence. Böyle de olmalı. Hedefe ulaştığınız zaman başka hedef olmalı. Yani bizim takım halinde, kulüp halinde hedefimiz özellikle bu 2 sene, bu zor süreci Süper Lig'de kalıcı olarak devam edebilmek. Çünkü bunu devam ettirdiğiniz zaman
Ben her zaman üzerine basarak söylüyorum. O zaman 2 sene sonra istediğiniz hedefinize ulaşabilirsiniz. Bu süreci atlatabilmek. Bana her zaman soruyorlar, hedefiniz ne? Benim geçen sene başlayıp bitirmekti. Bu sene Antalyaspor'da başlayıp bitirmek Süper Lig'de kalıcı olarak ve en büyük hedefimiz önümüzdeki maçlarda kazanmak. Yani şimdi şu puan, bu sıralama hiçbir zaman demem. Ben kendi adıma söyleyeyim. Demeyeceğim, demiyorum da zaten. Hiçbir zaman da böyle bir şey demedim. Bizim hedefimiz maç kazanmak. Hocam, teknik direktör olarak çok başarılı bir dönem geçirdiniz bu sezonda. Evet. Genç bir yapılanma da var. Genç teknik direktörler de var. Okan Hoca olsun, Erol Bulut Erol Hoca olsun. Siz Bayram aynı şekilde, Hoca, Bayram Hoca aynı şekilde yardımcı hocası yardımcı hoca oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni yapılanmayı? Ya futbolcuyken de oynadık ve futbol bitti. Teknik direktörken de aynı şey, nesil değişiyor, jenerasyon değişiyor. Ben her zaman için şunu vurguluyorum. Yani ben o zaman futbolcuyken de söylüyordum. Bizim jenerasyonumuz Türk futbolunun ilerlemesi sağlayacak jenerasyon. Hem yönetim anlamında, hem saha içi hem saha dışı anlamında. Hamit Altıntop, Futbol Federasyonu'nda yönetici. Ben çok önemsiyorum. Keşke bir tane değil, birkaç tane daha olsa olabilse. Çok bilgili, çok birikimli biri. Ve çok katkı vereceğini düşünüyorum. Eğer Hamit Altıntop'u dinlerlerse, onun projesini. İşte Tolunay Kafkas eğitim aynı dairesinde şey olması çok önemli bir şey. Yani bizim jenerasyonun Türk futbolunu ilerleteceğini düşünüyorum. Artı yani bizim de belli bir yaştan sonra biz de teknik direktörlüğü bırakacağız. Yeni bir jenerasyon gelecek. Yani biz kendi bilgimize, birikimimize inanıyoruz. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler. Ama her zaman için gelişmeye açık olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Her zaman için öğrenme aşamasında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü farklı bir jenerasyon var. Jenerasyonlar oyuncu olarak değişiyor. O jenerasyonu iyi anlayabilmek, iyi algılayabilmek ve onlara göre de bir yol haritası çizebilmemiz gerekir. Bu da kendimizi geliştirmeyle ilgili. Hocam, birçok oyuncu gönderiyoruz ama teknik direktör için aynısını söyleyemiyoruz Türkiye'de yetişen. Sizin jenerasyonunda bunun daha çok artacağını söyleyebilir miyiz peki? Yurt Avrupa'da, dışı, evet. Ya futbolcu olarak olabiliyor, teknik direktör olarak. Ya da neden olmuyor? Onu ya şöyle söyleyeyim. Tabii yabancı dilde mesela benim çok iyi bir yabancı dilim yok. Ama siz oyuncularla genelde konuşuyorsunuz. Ya antrenmanlardayken. Yani anlatabiliyoruz. Mesela söylüyorlar yani yabancı dil olması şart. Evet ben katılıyorum %100. Bir tane ilk birkaç tane. Ama baktığınız zaman bir takımda 14 tane yabancı oyuncu var. Ben her zaman şunu savunuyorum. Duygular olmadan başarı olmaz. Duygulara hitap etmeniz lazım. Oyuncu samimi içinde. O duygunuzu, o hissiyatınızı hissettirmeniz lazım. Hem insani olarak hem teknik direktörlük olarak. Bunu yaptığınız zaman bunu yurt dışında da yapabilirsiniz. Tabii bu bir süreç. Ben işte Azerbaycan'da bir 5 ay çalıştım. Belki konuşma benziyor birbirimize. Farklı kelimeler olabiliyor ama o hissiyatı, o duyguyu vermezseniz istediğiniz kadar yabancı dili bilin. Ben başarılı olacağını düşünmüyorum birçok teknik direktörün. Çünkü nihayetinde her ülkede farklı bir futbol kültürü var, oyun var. Ama insan insandır. Duyguya hitap etmezseniz, hissettirmezseniz onu. Oyuncu ki bu zamanki jenerasyon onu algıladığı zaman farklı bir performans, iyi negatif anlamda algılamadığı zaman farklı bir performans çıkıyor. Hedefinizde Avrupa var mı hocam? Benim hedefimde kariyer planlamanızda. Hep ben uzun vade düşünen bir insandım. Ama Türkiye şartlarında bu uzun vadeyi düşünemiyorum. Geçen sezon başladı ve bitti. Bu sezon da başlayıp ve bitirmek istiyorum. Hedefim bu. Yani basamakları tek tek çıkmak istiyorum. Hocam, taraftarlara da değinmeden geçmeyelim. Evet, Antalya evet. Spor'un taraftarlarını tribüne çekmek için bir şey söylemek ister misiniz? Veya neden kendileri eskiden Eto, Nasri gibi önemli transferler vardı takımda. Sonradan ayrıldılar. Onların etkisi var mıydı? Ya da sizce taraftarların tribüne gelmesi gerekiyor mu? Ya da onlara buradan mesajınız var mı? Ya çok özel, desteklemek için. Aslında çok özel taraftar grubu var. Onlar Antalya Spor'u layıkıyla temsil ediyorlar ve deplasmanlarda geliyorlar. Onlara sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Ama ben hep de şunu vurguluyorum. Stadın dolması gerektiğini vurguluyorum. Bu Türkiye genelinde olan bir problem zaten. Bu transferlerle olacak bir şey değil. Futbol bakış açısı sevgiyle, eğlenceyle, eğlenmeyle olan bir şey bu.
Bu bakış açımızı değiştirmemiz lazım dolayısıyla. Çünkü nihayet kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Bu bir eğlence olarak, bir spor olarak ve oraya geldiği zaman ailenizle mutlu olarak ve mutlu ayrılmanız gerekir. Bu kültürü kaybettiğimizi ben düşünüyorum. Tekrar kazanabilir miyiz? Kazanırız. Ki Antalya gibi dünyada turizm başkenti olan bana göre şehir daha fazla full tribüne oynamalı. Yani bu kültürü biz şöyle yapıyoruz. Geçen sene bize okullara gidiyorduk. İşte. İlkokul, ortaokul, liselere gidiyorduk. Ben bunu devam ettirmekten yanayım. Oyuncularla kendi adıma söylüyorum. Çünkü nihayetinde şehrin takımına şehrin halkı sahip çıkmalı. Çıkan grup var ama bu çoğalmalı. Benim düşüncemde hep bu var. Alttan, temelden bunu oluşturmamız gerekir. Geçen sene yaptık, bu sene de inşallah devam ettireceğiz. Her yönetim olarak, bizler olarak her yere erişmeye çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını alırız. Bize ilgi gösteren, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ama zor bir süreç. Bu süreçte, geçen sene de söyledim, bu sene de söylüyorum. Bu süreçte herkesin desteğini bekliyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız, bizi kırmadınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Antalya Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'la birlikte keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajımızı burada noktalıyoruz.